Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki ben deprem bölgesinde bir çadır kentte kalıyorum ve kaldığım çadır kentte eğitim gören öğrencilerimiz var. YouTube'a attığım bilim ve ders çalış videoları sayesinde bir takipçim sağ olsun buradaki kütüphaneye kitap bağışı yapmak istedi. Burada eğitim gören öğrencilerimizden bir tane okulun hem kendisi yıkıldı, Anadolu Lisesi kendisi, hem de kütüphanesi yıkıldı ve öğrencilerin kitaba ihtiyaçları vardı. Ben de buradaki müdürlerimizi sordum. Daha sonra onlardan onay gelince seve seve kabul edebileceğimizi söyledim ve kargomuz elimize geldi. Şimdi kargonun açılışını yapacağım. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. İsim vermek istemiyorum. Muhakkak beni izliyordur ama düşünceli davranışı için, yani depremin üzerinden bu kadar ay geçmesine rağmen hala bizleri hatırladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Şimdi kutunun açılışını gelin hep beraber yapalım. Bu arada benim aracım olmadığı için çadır kentte olan hocalarımızdan ve arabası olan hocalarımızdan bir tanesinin telefon numarasını ve adresini verdim. Hatta okul adını verdim. Bu şekilde kargo elime ulaştı. Şu an deprem bölgesinde hala ulaşım sorunu yaşanıyor maalesef. Şuradan açacağım. Çok güzel paketlenmiş gerçekten. Ben bu kutunun açılışını yaparken bugün 9 Kasım ve maalesef bugün sabah 05.30'da yine Hatay'da bir deprem oldu ve şiddetinde bir deprem gerçekleşti ve hepimiz çok korktuk. Kitaplarımız, test kitapları. Size şuradan şöyle yukarıdan göstereyim. Bilmiyorum videoda görünüyor mu? Açamayacağım, çok ağırlar. Birazdan bu kutuyu alıp müdürlerimize teslim edeceğim. Teslim etmeden de bir videosu çekmek istedim. Takipçimize teşekkür etmek amacıyla sizlerle de paylaşayım istedim. Çünkü hala böyle iyi insanlarımız var. Bu şekilde. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bugün ben Twitter'da işte bilmem hangi çadır kentleri soru bankası lazım, bağış yapabilecek birileri var mı diye Hatay'dan bazı arkadaşların duyuru yaptıklarını gördüm. Bizden bizim için çok önemli. Şöyle soru bankası, üniversite sınavına hazırlanan EYT ve AYT öğrencilerimiz için gayet. Takipçimden gelen kitapları bu kütüphaneye koyacağım. Size kütüphaneyi göstermek istedim. Yeni açıldı. Şu şekilde etüt salonu diye de geçiyor. Benim ders çalıştığım kütüphane değil. Şuradaki masalar okulumuzun enkazından çıkarıldı. Şöyle göstereyim size. Sağ olsunlar hocalar. Bir de Ülkem Okuyor Derneği de katkı yaptı. Bu kütüphanenin kurulmasında Hava Hanım'ın çok katkısı var. Bunu da belirteyim. Bu kütüphanedeki kitaplar şu şekilde. Bu arada bugün 10 Kasım. 10 Kasım'dan dolayı öğrencilerimiz buraya atamızın portresini çizmişler. Ben de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bu kütüphanemizde sayılı masalarımız var. Yani şu şekilde bakın. Aslında bu küçük bir çadır. Diğer kütüphaneye kıyasla diğer kütüphane çok büyük bir çadır. Ben görmüştüm Instagram'da. Bu masalarımızın hepsi yıkılan Anadolu Lisesi'nin enkazından çıkarıldı.
kitaplarımız bunlar. Bunlar da bağış üzerine getirildi. Yine bağışla getirildi bu kitaplarımız şöyle. Eğer sizler Çadırkent'teki bu kütüphanemize bağış yapmak isterseniz YouTube kanalımın Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Ben birazdan kitapları buraya getirip koyacağım. Sağ olsun bir takipçimiz test kitapları göndermek istedi. Ben de seve seve kabul ettim. Tabii ilk önce idarecilerimizi sorduk. Bu şekilde. Şimdi çıkalım. Hazır kütüphanede kimse yokken size gösterebilirim dedim. Buradaki öğrencilerin hem okuma kitapları hem de test kitaplarına ihtiyaçları var. Şöyle size göstereyim. Maalesef yani bu masaların okullardaki yani yıkılan okulun sanırım öğretmenlerin kullandığı masalar olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler kullanıyordu. Yani başka bir açıklaması olamaz. Çünkü bakın öğretmen masası, öğretmenler odasında bulunan masalar. Öğrencilerimiz 400 öğrenci, hatta daha fazla. Bu kadar öğrenciye şu anlık elimizdeki olanaklar böyle. Eğer sizler de katkı yapmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gidip kitaplarımı getireceğim. Yani bize teslim edilen kitapları getirelim. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan bugünün önemine ithafen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi